Şahik anne. Neslihan nasıldı bu sabah? İyi, niye ki? Ne demek niye? Dün hastanelik oldu ya. Ha, ya tansiyon düşüktü ama geçti gitti. Önemli değil yani. Ya hayır, önemli tabii de. Şov yapmada iyisin. İyisin de iş inceliğe, samimiyete gelince olmuyor değil mi? Orada batırıyorsun. Toplantıda görüşürüz. Tövbe estağfurullah. Canım. Aşkım, merak ettim. Nasıl oldun? İyiyim. İyiyim, merak etme. Restorandayız. Ha, kimle? Ha, Damla'yla. Damla mı? Damla kim? Anlatmıştım ya sana hani, spor salonunda benimle ilgilenen kız. Teşekkür etmek için yemeğe getirdim bizim İtalyana. Damla mıymış onun adı? Aha. Buradan da sergiye gideceğiz. Damla da ressammış. Ressam mı? Aha. Hangi sergiye gideceksiniz? Sema'nın galerisinde genç bir sanatçının sergisi varmış. Oraya gideceğiz. Niye sordun? Sen de mi geleceksin? Yok. Hemen çıkıyor musunuz? Yok. Bir süre daha devam ederiz herhalde. Niye sordun sen? Sergiye mi geleceksin? Yok aşkım, yok. Yani bilemedim daha doğrusu. Şu işlere falan bir bakayım ben. Haberleşiriz aşkım, olur mu? Tamam, görüşürüz. Sen nasıl geldin buraya? Ambulansla mı getirdiler? Yok, spor salonunda bir kız. O yardım etti bana. Damla, hani anlatmıştım ya sana, spor salonunda beni kurtaran kız, kahramanım. Teşekkür edeyim ben. Nerede? Az önce çıktı. Biliyor musun, o da ressammış. Sevgilini aradım. Açtınız mı? Ay yok canım, açar mıyım hiç? Sessize aldım. Ama az önce kapattı. Ara istersen. Ararım ben onu sonra. Murat Bey, bir saniye bakar mısınız? Şimdi ilende çıkmam lazım. Ama 10 dakika sonra toplantımız var. Şahik Hanım'a katılamayacağımı söylersin. Nedenini sorarsan ne söyleyeyim peki? Bu bir şeyler. Daha önce sergileme fırsatım olmadı. Yardımcı olursan çok sevinirim tabii. Tamam, yani onları görebileceğim bir yer var mı? Tabii. Aslında sadece resimlerimi sergilediğim bir sosyal medya hesabım var. Burada. Farklı yani. Sıra dışı bir tarzın var. Tabii ben uzman sayılmam ama bence birçok galeri bunları sergilemek isteyecektir. Ciddi misiniz? Aha. Hatta gidince Sema'ya soralım. Yani o olmasa bile belki bizi başka birine yönlendirir. Ne dersin? Çok 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 teşekkür ederim. Aa. Bu satılıksa ben bunu almak çok isterim. Sahi mi? Hı hı. Düşünsene ben bunu aldım astım salonun duvarına. Ya illaki gelen giden olacak, soracaklar. Sonra bir bakmışsın hepsi satılmış. Eviniz büyük mü? Hı hı. Ya büyük sayılır. Müstakil mi? Yani şey... Çocuklar için falan bahçe ihtiyaç oluyordur diye. Olmaz olur mu? Batu bütün gün enerjisini orada atıyor. Bir
Bir de bizim bahçede küçük bir misafirhanemiz var. Orayı da kendi evi zannediyor, görmen lazım. Damla sevgilini arıyor. Ben onu sonra ararım. Benim yanımda rahat olabilirsin, konuşabilirsin istersen. Yok, ondan değil. Bir sorun mu var? Ya biz biraz atıştık da. Ama düzeliriz yani. Her ilişkide olur böyle. Belki de ben abartıyorum, bilmiyorum. Yani o benim için sıradan bir erkek arkadaş değil. İstanbul'da bir tanıdığım yok. Yani erkek arkadaşım benim her şeyim oldu. Annem, babam, arkadaşım. Ay. Kusura bakma böyle seninle yanında. Ya aslında o da beni seviyor. Ne demek kusura bakmak? Olur mu hiç öyle şey? Ya ilişkinin dinamiği de biraz böyle değil mi zaten? Toparlanırsınız. Düzelirsiniz elbet. Neslihan Hanım burada mı? Evet, içeride. Tek isteğim bu. Onunla olmak. Ölene kadar onunla yaşamak. İnsan aşık olunca gözü hiçbir şey görmüyor, değil mi? Murat. Aşkım. Sürpriz. Hoş geldin. Vallahi sürpriz oldu bize de. Otursana. Oturalım bakalım. Bak seni Damla'yla tanıştırayım. Memnun oldum Damla Hanım. Memnun oldum. Yediniz mi yemeğinizi? Ne yaptınız? Atıştırdık bir şeyler. Buradan da sergiye gitmeye planlıyorduk. Ama sen aç, sen söyleyelim bir şeyler gelsin. Yok, yemem ben canım. Sağ ol. Murat, biliyor musun? Damla'nın çok güzel resimleri var. Ben daha az önce gördüm. Hobi olarak mı? Yok canım. Yani kız ressam. Hatta tablolarını satması için ona baskı yapıyordum. Biz de bir tane alırız değil mi? Yani tabloyu niye alıp duvara asıyoruz anlamadım. Ya siz bir iyilik yaptınız, onun karşılığını mı bekliyorsunuz? Ben anlamadım ki. Hayır Murat, ne yapıyorsun? Damla yani... Murat'ın biraz tarzı böyledir, kusura bakma lütfen. Hayır, benim tarzım böyle değil. Aksine sen biraz iyi niyetlisin. Yani hanımefendi senin iyi niyetini suistimal ediyor. Siz Neslihan bayıldığında tesadüfen orada değil miydiniz? Murat. Yani herkesin yapabileceği bir şey yaptınız ya. Bu tesadüfi neden bu kadar büyütüyoruz anlamıyorum ben. Murat, kes şunu artık. Ben kalkayım. Damla lütfen, lütfen. Bak bir yanlış anlaşılma var. Lütfen oturur musun? Lütfen bak böyle gitme. Tamam mı? Otur. Murat, haksızlık ediyorsun. Lütfen kırma beni. Otur. Lütfen. Damla hiçbir şey söylemedi. Her şeyi yanlış anladım. Murat da beni korumak için yapıyor. Her şey bir yanlış anlaşılmadan ibaret. Damla bana hiçbir şey söylemedi. Ben istedim. Ben baskı yapıyorum tablolarını satsın diye. Sen niye böyle yapıyorsun? Lütfen bir şey söyler misin artık? Lütfen. Haklısın. Ben abarttım biraz. Kusura bakmayın Damla Hanım. Gördün mü? Her şey bir yanlış anlaşılmadan ibaret. Bak sen benim için çok ama çok önemli bir şey yaptın ve ben senin bu şekilde gitmeni istemiyorum.
Tamam mı? Ben bugünü telafi etmek istiyorum. Murat'la birlikte biz bugünü telafi etmek istiyoruz. Bir yemek daha yapalım. Sen sevgilini al gel. Olmaz mı? Dördümüz birlikte otururuz. Ne dersin? Biz sevgilime gelemeyiz. Teşekkürler. Niye? Neslihan Hanım, ben size söyleyemedim. Hem sevgilim evli.